Kış geldi, cildimiz de bundan olumsuz yönde etkileniyor. Peki bir uzmana danışmaya ne dersiniz? Kış geldi, cildimiz olumsuz yönde etkileniyor. Peki cildimizi bu soğuk havalardan nasıl korumalıyız? Hepsini işin uzmanı Pervin Dinçer'den öğreneceğiz. Tekrar merhabalar Pervin Hanımcığım. Merhaba Müge Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu soğuklarda hemen size sormak istiyoruz. Cildimizi nasıl korumamız gerekiyor? Neler yapmalıyız? Hı hı. Soğuk havalarda cildimiz yaza göre çok daha fazla etkileniyor. Özellikle nem kaybına maruz kalıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi hem dışarıdaki soğuk havaya maruz kalmamız hem de içeride yine klimalı, kaloriferli ortamlar bizim nem seviyemizi düşürmeye başlıyor. Zaten az su tüketiyoruz genelde yaza göre. Bizim maruz kalmış olduğumuz soğuk hava ve yine klimalı ortamlarda vücut daha da su kaybetmeye başlıyor. Bunun neticesinde çok fazla yağlı olan ciltler aslında bir tık daha şanslı oluyorlar. Çünkü yağları biraz azaldığı için rahat ediyorlar. Ancak kuru cilt kış döneminde çok fazla şanslı olmuyor. Daha fazla kuruyor ve pul pul dökülmeler. Hatta bazı kişilerde kızarıklık ve kaşıntı problemleriyle karşılaşıyoruz. Kuru cildi olanlar için önerileriniz var mı? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kış döneminde daha fazla miktarda su içmeye çalışmamız gerekiyor bu dönemde. Onun dışında yaz dönemine göre kullandığımız kremlerimizi daha besleyici özellikle tercih etmemiz gerekiyor. Özellikle kuru ciltlerde nem serumu dediğimiz cildin alt tabakalarına daha rahat oluşan serumları artı üzerine de mutlaka bir nemlendirici yoğun kullanılması gerekiyor. Sabunlardan uzak durmamız gerekiyor. Cildi tahriş edici olan yıkama jellerinden de bu dönemde uzak durmamız gerekiyor. Daha losyon tarzındaki ürünlerle cildimizi temizlersek o gerginliği yaşamamızın önüne geçeriz. Pervin Hanımcığım, peki diyelim ki nemlendiriciler çok yetersiz kalıyor. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Eğer evde kullandığımız ürünler bizi artık tatmin etmiyorsa, kuruluğumuz giderilemiyorsa mutlaka bir danışmanlık almak gerekiyor. Bunda hem doğru ürünleri kullanmayı daha iyi öğrenebiliriz. Bunun dışında da cildimizin altına uygulanan yoğun su tutmasını sağlayan hyaluronik asitli vitamin enjeksiyonları var. 3-4 seans bunlar uygulanarak daha fazla cildin su tutması ve kuruluğunun giderilmesi sağlanabilir. Onlarda da iğne kullanılıyor mu? Bazen biliyorsunuz böyle bir iğne korkumuz var biz kadınlarda. O yüzden soruyorum. Yok, baskı tekniğiyle uygulanan bazı sistemler var. Aslında onlar da çok fazla can acıtmıyor. Acıtmıyor. Karbondioksit gazıyla dokunun altına hızlı bir şekilde gönderiliyor. Onlarda can yakma yok. Tabii ki bir enjeksiyonlu işlem kadar efektif olmaz ama o sistemlerde de seans süresini uzun tutuyoruz. Yine ciddi anlamda nemlenme söz konusu oluyor. Yaşlandırmayı durdurmak için neler yapmamız gerekiyor? Kolajen hapları da var. Onlarda onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kolajen hapları hakkında? Aslında kolajen içmek yeni bir şey değil ama cildimize çok önem verdiğimiz için bütün bayanlar kolajen haplarını ya da likit kolajenleri içmeyi tercih ediyor. Aslında yıllardır bizim yaşlılarımızda eklemler için verilen bir maddeydi. Şimdi de cilt için daha fazla gündemde olan bir madde. Kolajeni dışarıdan alabiliriz. 3 ay ara verip 3 ay şeklinde kürler yapabiliriz. Bunun için bu dönemde Türkiye'de likit kolajenler de mevcut. Bunların emilimi çok daha iyi. Likit kolajenler de tercih edilebilir. Hyaluronik asit tabletler var cildin kuruluğunu alan. Belli bir dönemde onlar tabii ki danışılarak kürler yapılabilir. Ancak en sağlıklı kolajen neyden elde edebiliriz diyorsak kelle paça çorbası içmek, cildin kolajen seviyesi de eğer kolesterol problemi yoksa arttıran en güzel şeylerden birisi. Teşekkür ediyorum. Şimdi model arkadaşımız bize eşlik edecek. Bize bir öneriniz olacak ayrıyeten bir bakım için. Onu öğrenmek istiyorum sizden. Tabii ki. Şimdi 30 yaşından sonra biz yaşlanmamızı nasıl yavaşlatacağız diye konuşmuştuk. Bunda 30 yaşından sonra eğer enjeksiyon da istemiyorsak cilt ve hiç can yakmayan ama bizim sektörün olmazsa olmazı radyo frekans sistemleri devreye giriyor. Burada yaptığımız şey cildin ısısını arttırarak bizim azalan kolajenlerimizi tekrar harekete geçirerek cildimizin günden güne
gençleşmesini sağlamak oluyor. Evet. Dilerseniz birlikte uygulayabiliriz. Evet, ben merak ediyorum şu an nasıl bir şey. O yüzden başlayabiliriz. Uygulama öncesinde bir ultrason jeli kullanıyoruz. Bu cihazın iletkenliğini sağlaması ve daha rahat yüzün üzerinde kayması için. Uygulamamız bitti. Evet, 30 dakikamız doldu. Şimdi, şu an uygulamadan sonrasında ne yapıyoruz? Şimdi cildin nem seviyesini arttırmak için, nemlendirmek için güzel bir nem maskesi çalışacağız. 10 dakika kadar, 10-15 dakika kadar da maskemiz bekleyecek. Ardından güzelce nemlendiricilerimizi uygulayıp bir masaj gerçekleştireceğiz. Cildiniz tamamen tazelenecek, kendine gelecek. İlk seansa bile aslında cilt pırıl pırıl duruyor. Kendini sanırım 4 seanstan sonrasında mı tamamen belli etmeye başlıyor? Çünkü cildimizin hücre yenilenme döngüsü var. Bu 30 gündür. 30 gün sonrası çok daha net hissedecek ama her seanstan sonra da giderek daha gergin ve nemli bir cildi görmeye başlıyoruz. Peki fiyatı öğrenebilir miyim Pervin Hanım? Ne kadardır? Genelde 4-6 seans arası uygulamalar 2000-2500 TL arasında. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyorum Pervin Hanım. Son olarak bize söylemek istediğiniz birkaç öneriniz var mı? Tabii ki. Cildimiz için mutlaka günde 8 bardak en az su içmeye çalışalım. Her akşam cildimizi yıkamadan yatmayalım. Düzenli nemlendiricilerimizi kullanalım. Ve güzelliğin içten geldiğini biliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka sağlıklı beslenmeye özen gösterelim. Ay ne güzel. Ağzınıza sağlık. Ne demek. Benim için de çok keyifliydi. Siz de yaşlanmayı durdurmak istiyorsanız İşin uzmanı bir doktora gidip size en uygun gelecek uygulamaları yaptırabilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.